Herkese selam. Tanıtımda da gördüğünüz gibi hazırladığınız logonuzu veya yazınızı epik tarzda olan intromuza kolay bir şekilde yerleştireceğiz. İlk önce yapmamız gereken bu videomuzun altına bıraktığım indirme linkinden intromuzu ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza indirmeniz. Daha sonra yapmamız gereken bilgisayarımıza indirdiğimiz dosyalarımızı Premiere'de açacağız sevgili dostlar. Hemen bu kısımdan import'a bastığımızda zaten iki tane dosyamız var. İkisini tutup aç dediğimiz zaman gördüğünüz gibi dosyalarımız projemize gelmiş oldu. Background yazan dosyamızı tutup timeline'ımıza bırakacağız. Altındaki clip yazan dosyamıza da gelip onu da background'umuzun üzerine bırakacağız sevgili dostlar. Evet, şimdi bu çalışmamıza çok basit bir şekilde logonuzu, yazınızı veya koymak istediğiniz herhangi bir sembolünüzü bu intromuza yerleştireceğiz sevgili dostlar. Burada ilk önce yapmamız gereken clip yazan katmanımıza gelip FX kontrol kısmından karıştırma modlarımızdan Screen'i seçeceğiz. Daha sonraki işlemimiz bu intromuza uygun bir şekilde logomuzu yerleştirmek. Ben burada tuttuğum takım olan Galatasaray logosunu kullanacağım. Siz bu şablonumuza hangi logoyu veya niye yerleştirmek istiyorsanız onu kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Hemen logomuzu tutup en üst katmanımıza yerleştireceğiz. Boyutumuzu da videomuza göre getireceğiz. Hatta birazcık şöyle büyüteyim ben size. Şimdi burada 3 tane katmanımız oldu. Background'umuz, klibimiz ve logomuz. Logomuzu, intromuzu uydurmamız için tüm işlemlerimizi FX kontrol panelimizden yapacağız. İlk önce şöyle bir logomuzu az bir şey şu kısımdan birazcık ufaltalım. Şöyle bir videomuzu oynatalım. Tabi bu arada ben videomuzun sesini kıstım. Çok fazla karışıklık olmasın diye. Zaten fragmanda da gördünüz. Hatta bu videomuzun sonunda da bitmiş halini yayınlarız sevgili dostlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken intromuzun hareketi. Bakın şu kısma geldiğinde, hatta şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir yuvarlak bir dalgalanma olmuş. İlk önce logomuzu tutup o yuvarlağımızın boyutuna göre yerleştireceğiz. Hemen buradan sol taraftan logomuzun pozisyonunu intromuza göre ayarlayacağız. Hemen buradan ilk keyframe'imizi verip logomuzun boyutunu o yuvarlak çapımıza göre ayarlayacağız. Hemen motion'dan tutup tam şu şekilde ortalayalım. Birinci frame'imizi vermiş olduk. Şimdi şöyle intromuzu bir daha bir oynatalım. Şöyle gelsin gelsin. Şu kısma geldiğinde bulutumuzun dağıldığını görüyoruz. Hemen tekrar şuraya gelelim. İkinci hareketimizi de 23 verip okey diyelim. Tabii siz kendi logonuzun çapına göre bunu ayarlayacaksınız. Hemen tekrar devam edelim intromuza. Şu kısma geldiğimizde de biraz daha logomuzun boyutunu büyütelim. Ona da 27 diyelim. Daha sonraki işlemimiz logomuzun opaklığını ayarlayacağız sevgili dostlar. Hemen ilk geldiğimiz frame'imize getirip o kısma 0 yazalım. En son verdiğimiz frame'imize gelip ona da %100 diyelim. Yani sıfırdan başlasın. İlk geldiğimiz kısım sıfırdan başlasın. 100'e kadar gelsin. Şöyle bir oynatalım videomuzu. Daha sonra burada yapmamız gereken tek bir işlemimiz kaldı. Logomuzla intromuzu birazcık kaynaştıracağız sevgili dostlar. Hemen logomuzun katmanını tutup karıştırma modlarımıza gelip buradan Liner Dodge'u seçeceğiz sevgili dostlar. Gördüğümüz gibi Galatasaray'ın logosu intromuza uyarlanmış oldu. Bakın FX kontrol kısmında logomuzun pozisyonunu ve opaklığını intromuza göre uyarlayıp kaynaştırıp yapmış olduk sevgili dostlar. Gayet de basit sevgili dostlar. Burada ilk başta dediğim gibi siz hangi çalışmanızı koymak istiyorsanız bu intromuza koyabilirsiniz. Burada söylemek istediğim önemli bir şey var. Onu da unutmadan söyleyeyim size dostlar. Bu tarz introlarda bilmeniz gereken hazırladığınız şablonunuzu, logonuzu, karıştırma modlarını mutlaka kullanın. Onu unutmayın. Aynen Photoshop'ta olduğu gibi karıştırma modlarınızı kullanırsanız daha gerçekçi bir efektiniz olur. Onu da size hatırlatmış olayım. Bu videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.